Alınan yeni tedbirler kapsamında AVM'lerde ateş ölçümünün yanı sıra HES kodu sorgulama dönemi de başladı. Uygulamanın ilk gününde AVM kapılarında yoğunluk vardı. Yeni uygulamadan haberdar olmayanlar dakikalarca HES kodu almaya uğraştı. Bence daha güzel oldu çünkü kimin korona olup olmadığını çok anlayamıyordum. AVM'lerde yeni dönem başladı. Artık HES kodu geçerliliği olmayan hiç kimse AVM'nin içine alınmayacak. Merhaba beyefendi, HES kodunuzu alabilir miyim? Bakın daha şimdiden kuyruklar oluşmaya başladı. Bir yandan tabii ki bence güvenilir bir şey yani. Kimi kapıda dakikalarca HES kodu almaya uğraştı, kimi hazırlıklıydı. Çok zor oldu ama inşallah geçeceğiz. Yolculuk yaparken HES kodu olduğu için yani hazır da vardı. Buyurun geçebilirsiniz. Peki ama AVM'ye girişlerde HES kodu sorgulaması nasıl yapılıyor? Öncelikle Hayate ve Sar uygulaması üzerinden HES kodlarım bölümüne geliniyor ve buraya tıklanınca bakın hemen bir kare kod oluşmuş oluyor. HES kodu alabilir miyim? Görevli de gerekli sorgulamaları gerçekleştirmiş oluyor. Buyurun geçebilirsiniz. Riskli ya da risksiz kategorisine göre ayrıştırıyoruz. Eğer riskli kategoride ise beklemeye almak ve kolluk kuvvetlerine teslim etmekle yükümlüyüz. Hayate ve Sığar uygulamasını indirmeyen ve kare kod alamayanlarsa E-Devlet üzerinden aldığı kodu görevlilere iletiyor. Akıllı tabletler ya da telefonlarla HES kodun kare kodlu ya da direkt rakamları ve sayıları alarak kontrollerini sağlıyoruz. Yeni öğrendim. Normalde seyahatlerde olduğunu biliyorum da ama AMV'lerde olduğunu bilmiyordum. Karantinada olması gerekirken dışarıda olanlar HES kodu sorgulamasıyla tespit edilmiş oluyor. Yani AVM'ye girip başkalarını da riske atmıyorlar. Temaslı kişilerin toplu alanlara girişini engellemek için olabilir. İl Hıfzı Sıha kurullarınca AVM'ye girecek kişi sayısı da belli oldu. Örneğin bu AVM'ye yalnızca aynı anda 10 bin müşteri girebilecek. O kapasiteyi açtığı anda ve uyarı veriyor ve ziyaretçilerimizi beklemeye almak durumunda kalıyoruz kurallar gereği. Şu anda 284 kişi bulunuyor. Bence güzel bir uygulama.